Şimdi burada da şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi atak geriden. Şimdi Cetkundo adamı daima nereden atak yapar önde. Genelde bilinçsiz gelir yani. Bodoslama gelir. Aslında çok açık gelir. Hayati noktalarını açarak gelir. Bodoslama geldiği için. Bilgisizlik yani. Bilgisizlikten kaynaklı. Şimdi arkadaşımız da geriden geliyor. Burada bizim istediğimiz eş zamanlı iki iş yapıyoruz. Ne yapıyoruz bakalım. Bak. Gördün mü? Atlı eski bir yap. Peki o esnada ayak ne oluyor? İmkan vermesi için şuradan dönüyor. Bak. Sonra bu el hazır burada ya. Tak. Bulunduğu yerden çıkıyor. Yani ayrıca bir yerden değil. Tekniği uzaklaştırmıyor. Buradan ulaşabileceğim herhangi bir noktaya vuruyor. Bir. İki. Bunu içeri çektim çünkü aramda böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey istemiyorum. Bana direkt ulaşabilmesini istemiyorum. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Mümkün var. Sokakta bu her zaman mümkün olmaz. Olduğu kadar. Yani bizim burada planladığımız gibi olmaz sokak. Burada planladığını ne kadar çok tekrar edersen, ne kadar çok çalışırsan ama hiçbir zaman %100 aynısı olmayabilir. Olacak diye bir şey yok. Sadece şunu yaparsın. El sabitliği antrenman etmiş olursun. Ve bayıcı dediğimiz parmak ucu vuruşunu antrenman etmiş. Ve bak. Direkt bak. Ayak da burada ne oldu? Arka topu şu şekilde döndü. Şimdi sağa vuracağım ya, sağda da böyle döndü. Ve nasıl yapacağım? Çok kötü oldu. Rahatlamam için hareket. Sürekli duruşun rahat olsun. Yani böyle stresli, kasıntılı bir duruşum olmaması lazım. Rahat hareket. Şimdi bak, acele ettim, böyle oldu. Var mı vakti onun? Bunu yemiş. Bunu da yemiş. Muhtemelen de bunu yiyeyim gibi bir adım geri atacak ya da belki atmayacak, gözüne saplanacak, kalacak orada. Bunun çok da önemli olmayacak aslında. Ama bir şey yapabileceğinden değil. Sen kendine öyle alışkanlık edin. Yani senin için rahat et. Bir, iki. Sonra ne yapabiliriz bakalım. Bunu daha iyi kartla. Kendimizi açmak yok. Şöyle kalmak yok. İçimizi açarak vurmak yok. Sen onu o bana. Böyle bir şey yok. Hemen gardı düşüyoruz. Bu olabilir. Bu üçüncü hareket. Dördüncü hareket. Bunlar size kaldı. Şurayı doğru yap. Burayı doğru yap. Buradan sonrası çok önemli değil. Ama bir teknik antrenman etmek için biz şunu seçtik. Çalışalım. Bir, gelişine. Uyumluğun bana gelmesiyle bunun ona gittiği aynı anda olur. Bak baktayız. Kendini bu şekilde düz dursaydı bu sıra kısalacak. Hadi bakalım uzanmaya çalış. Ama yan kalınca daha dengeli olur. Hem de güç verebiliyorsun. Yüklenebiliyorsun. Çok avantajlı. Bunu yüklenirken bile şu ayağa giriyorsun. O ayağı kırarsan çok güçlü vuramazsın. Hiç kimse her ikimizin çok kırıkken çok güçlü bir vuruş yapamıyor. Ne kadar çökersen, bacakları ne kadar yük indirirsen, kollar da bir güç o kadar gider. Ama gerdiğin zaman öyle değil. Girince öyle değil, yükseliyorsun. Burada bir şey kalmıyor. Bütün yük bulduğun nokta. Bir, bak eş zamanlı. Kasma açtım, yüklendim. Kalkasın. Şunu da söyleyeyim. Yüklendiğim anda bak kol gücü gitmiyor buna. Bütün vücut gücüyle gidiyorsun. Vücut gücüyle. Yani sadece bu bir parça. Öyle bir şey yok. Bir parça benim gelmiyor. Vücut sağlık. Vücut burada sakin. Bu gidip geldi. Bu değil. Bütün vücudunla yükleneceksin. Bunu imkan vermiş çünkü darbe almışsın. Perform impossible things because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Focus on the